Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hisseler sizden gelen istek üzerine Avot, Ostim, Froto, Özerden Plastik ve Bizim Top'tan. Ben buna ek olarak bugün ekstra gram altın analizi de yapmak istiyorum. Çünkü soran arkadaşlar oluyor. Gram altının kodu TradingView'de XAUTRYG. Tıklıyoruz. Şimdi günlük grafikte görüyorsunuz. Alt kısımda altın kodunun yanında 1G yazıyor. Bu günlük grafiktir. Buradan periyotları haftalık olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben günlük olarak bakmayı tercih ediyorum şu an. Ee, ortalamaları açıyoruz. 3 adet ortalamayı. Günlük grafik olduğu için 5 günlük, 21 günlük ve 200 günlük ortalama. Şimdi bugün burada olumlu bir durum gördüm altında. Yani bir yata attığımız zaman şuradaki kırmızıyı yani 21 günlüğü yukarıya doğru kırmış. 465'i yukarıya kırmış 467'de. Şimdi bu olumlu bir gelişme. Yani burayı kırabilecek, tutunabilecek mi yoksa buradan geri mi çekilecek? Onu izleyip görmemiz lazım. Bir de 4 saatlik grafiğine baktığım zaman şurada geçmesi gereken bir 470 direnci var. Eğer gram altın 470'i geçerse ve tutunursa üstünde pozitif olarak konuşabiliriz altın hakkında. Tekniği bu şekilde altının. Yani altın analizi de yapabiliyorsunuz bu ortalamalarla. Şimdi hisselerimize geçelim. Öncelikle Avot'tan başlayalım. Haftalık grafikte Avot'u açalım. Baya primlenmiş Avot arkadaşlar. Ve yukarıdan artık satış yemiş. King Kong'la bakalım. Şurada al ver bakın. Sat vermiş sonra tekrardan toparlayıp hemen al vermiş. Her zaman son sinyale bakmanız gerekiyor. Burada son sinyalimiz al. 2 üçlü seviyelerden aldırmış hisse 13 4'lere kadar tırmanmış. Şu an 8.75'te. Haftalık da sinyali bu şekilde. Şimdi e, destek direncine bakalım. Haftalık grafikte Avot 5 haftalık desteğini kırmış şurada. 9.89'larda kırmış. Şu an bir sonraki destek seviyesi 743'lü seviyeler. 743'e kadar geri çekilme yapabilir. Yaparsa buradan muhtemelen alım gelip tekrardan yukarıya doğru sıçrama hareketi yapabilir. Ama buraya kadar inmeden de toparlayabilirse ve 930 direncini geçerse olumlu konuşabiliriz. Günlük grafikte Günlük grafikte durum kötü. 5 günlük ortalama ee, 21 günlük ortalamayı şurada aşağıya kesmiş. 10.25'te. Burası bir satış noktasıdır aslında. Şimdi e, toparlaması için arkadaşlar kesinlikle 9.56'yı geçmesi lazım günlükte. 9.56'yı geçmeden olumlu konuşamayız. Çok düşeceğim derse 5.54 seviyesi günlükteki çok güçlü desteğidir bu hissenin. 5.54. Şimdi... Ostim'e bakalım haftalıkta. Haftalıkta King Kong'u açalım. Al verdiği yer 2,5 TL'den. Bir al mumu var uzun. Arkadaşlar bu volatilite yani oynaklık dediğimiz mumların değişken aralıklarda gösterdiği hareketleridir. Yani boyutlarının değişimidir. Ona göre sinyal üretir. Yani gerçek verileri kullanır. Burada yine güzel yakalamış. Şimdi destek direncine bakalım şurada 5 e, haftalığı aşağıya kırmış mutlaka geçmesi gereken seviye 4.09. 4.09 yukarıya doğru kırması lazım. Eğer ki kıramaz geri çekilme yaparsa 3.56'da güçlü desteği var. 3.56'ya kadar inebilir o stem. Burada da gördüğünüz gibi çok kötü kırmış. 4.11'i kırmış 21 günlüğü. Mutlaka 4.10, 4.11'i yukarıya doğru geçmesi lazım. Geçemezse arkadaşlar. Zaman içinde bakın dibi 3 TL'lerde, 2.99'da. Umarım buraya gelmeden toparlar ve yukarıya doğru çıkar. Kimse de para kaybetmez bu şekilde. Ostim'a e baktık. Froto'ya bakalım. Sevdiğim bir tahta Froto. Gayet güzel. Şurada bakın, al sinyali verdiği yer 80 TL'den vermiş. Almamını üretmiş. 127 127'lere çıkmış. Gayet iyi haftalıkta. Destek direncine bakalım. Gayet iyi. Bütün ortalamanın üzerinde mumlar. Şu şekilde göstereyim size. Şu ortalamamız 119 TL'de. Şu an 127'de. Geri dönüşlerdeki ilk desteği uğrayacağı yer 119'dur. Kırarsa 99 TL, 100 TL'de bir dire desteği var zaten 21 hafta ama e, 119 ilk desteğidir. Bunu da takip etmek lazım. Geri çekilme yaşarsa. Günlükte de bakalım. Gayet iyi. Günlükteki ilk desteği 121'dir. 120'dir. Buralar kadar geri çekilme gayet normal. Panik yapacak bir durum yok. Bir sonraki desteği de yakın zaten 115'lerde. Furotu genel olarak güzel diyebiliriz. Özerden'e de bakalım üzerinden haftalık grafikte açalım. Yine primlenmiş. Bayağı 2 liradan kaç? 13 lira yaklaşmış. Hmm, günlükte bakalım bunun al sinyalini. Günlükte bakın yatayda biraz e, al sattı. Sinyal üretmiş yatay piyasada. Aldırmış. Sonra şu an hala yatayda. Al seviyesinde. Yükselir mi, yükselmez mi takip etmek lazım ortalamalarla açalım. Ortalamalarda şu an 21'i kırmış 21 günlü. 8.86'da bakın kırmızı ortalamanın karşılığı 8.86. Mutlaka 8.86'yı yukarıya doğru kırması lazım. Kıramazsa da bir sonraki destek 5.06'larda kalmış. Umarım kırar yukarıya doğru. Hacimli bir şekilde. Son olarak bizim toptan hissesini analiz edelim. Haftalıkta açalım. Haftalıkta bunun da bayağı bir primi var. Bakın görüyorsunuz. Şu noktada kaç TL? 8 TL seviyelerinde bir alım var haftalıkta arkadaşlar. Hisse 22'lere kadar çıkıp geri çekilme yapmış. E, ortalamalarla baktığımızda da şu an gayet iyi haftalık grafikteki pozisyonu. Çünkü mavinin, kırmızının ve siyahın üzerinde mumlar görüyorsunuz. Şu an temas etmiş desteğe. Ee, bir sonraki kırmızı destek yakın 15-61'lerde. Oraya da temas etme ihtiyacı duyabilir belki. Ee, Kırarsa çok kötü senaryolarda dip noktası 10.72'de. Ee, umarım kırmaz. Şu an durumu iyi. Günlükte de bakalım. Tam 21 desteğinde tutunmuş 21 günlük. Şu an tam destek noktası yani. Kırarsa bir sonraki destek 14.60. Kırmazsa da buradan yukarıya doğru yavaş da olsa hareket yapabilir arkadaşlar. Takip etmek lazım. Bugünkü analizler bu kadardı. Eğitim setimizi e, almak isteyen arkadaşlar DM'den ulaşabilirler. Sıfırdan borsa analiz eğitim seti e, kendim hazırladım yani bizzat. Danışmak istediğiniz her konuda DM üzerinden de ulaşabilirsiniz bana. E, hepinize bol kazançlar. İyi akşamlar.